Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada arkadaşlar Gizem çözüldü. O isim Luna çöküşünü biliyormuş. Adı altındaki haberi şöyle bir inceleyeceğiz ve Duvon Launch Coin'i ayrıca 1 dolar yapacak adı altındaki Klasi'nin spekülasyonlarına değineceğiz. İlk olarak Duvon sizce bu Tera çöküşünü önceden biliyor muydu sorusuyla alakalı kendi fikirlerinizi yorumlar bölümünde ifade edebilirsiniz. Fikirdir, önemlidir arkadaşlar. Güney Koreli savcılar tarafından aktarılan veriler kripto para piyasasının gündemine bomba gibi oturdu. Güney Koreli savcılar 60 milyar dolarlık Tera çöküşünün arkasındaki kripto para girişimcisi Hyung Do Kwon'un Terra USD ve Luna coinlerin patlamasından kısa bir süre önce Kim Chang hukuk firmasına 7 milyon dolar aktardığını ortaya çıkardı. Bu son gelişme Duvon'un Luna çöküşünden önce çöküş nedeniyle ortaya çıkacak yasal sorunları öngörmüş olabileceğini düşünüyor. Peki olayın arkasında neler var? Ya buraya kadar gitmeye zaten gerek yok. Ben hep söylüyorum Duvon'un bu meselesiyle alakalı. Sen yok Chang'a manga kadar ne gidiyorsun? Adam o bitcoinleri boşuna mı elden çıkardı? Adamın ayının ortasında teminatlandırması gereken yerde elden çıkarması zaten bildiğine dair en büyük kanıt. Bununla alakalı illa yok hukuk firması şeye kadar gitmenin anlamı yok ki. Anlatabiliyor muyum? Uzmanlar açıkladı. Tera çöküşünü Duvon biliyor muydu? Evet. KBS News'in haberine göre Won geliştirici tokenların büyük çöküşünden hemen önce hukuk firmasına fon aktardı. SEO savcılığı Won'un kripto para projesinin karşılaştığı yasal zorlukları önceden tahmin etmiş olabileceğinin olasılığı bir göstergesi olarak hukuk firmasına yapılan ödemenin zamanlanması vurgulayan raporun doğruluğunu onayladı. Biliyorsunuz olaydan sonra yani patlamadan sonra arkadaşlar Terra'nın avukatları bu arada toplu bir şekilde istifa ettiler. Bunu da bilmek lazım. Bu süreç içerisinde Duvon ve Terra ekibi de epey bir sıkıntı yaşadı arkadaşlar. Raporla ilgili soru üzerine Kim Chang münferit davalarla ilgili spesifik bilgi veremeyeceklerini ancak hukuki danışmanlık hizmetlerini her zaman gibi yürüttüklerini ve sundukları hizmetler karşılığında yasal olarak ücret aldıklarını teyit etti. Doğrudur. Tabii Duvon ve şey yani Terra ekibi biliyor muydu konusunda? Yani aylar öncesinden bilmiyordu fakat günler öncesinde olayın gerçekleşeceğine yönelik hareketler oldu. Şöyle bir soru sorulabilir. Eğer teminatlandırması gereken altcoin'leri, daha doğrusu bitcoin'leri elden çıkarmasaydı bu çöküş gelecek miydi toplu satışla birlikte? Evet gelecekti arkadaşlar. Bunun sebebi de şu. Belli ki adamlar yapay şişirme yaparken ellerindeki sermaye bitmiş olacak ki zaten kırmızı alarm durumu halinde bu satışı yaptılar. Bundan kaynaklı olarak bu sıkıntı yaşandı. Yani bir gün olmasın işte ne bileyim belki birkaç ay sonra bu çöküş yine olacaktı. Geçen ay Karadağ'da tutuklanan Won, ABD savcılarının dolandırıcılık iddiaları ve Güney Kore'de sermaye piyasaları yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle ek suçlamalarla karşı karşıya. Terraform Labs'ın eski CFO'su Han Changchun'la birlikte gözaltına alınan Won'un yakında ABD ya da Güney Kore'ye iade edilmesi bekleniyor. Büyük ihtimalle Güney Kore'ye iade edileceğini Karadağ Bakanı açıkladı. Fakat bu değişebilir. Güney Kore her ikisini de ABD ise yalnızca Duvon'u istiyor. Dolayısıyla politik bir süreç izleyip Duvon'u ABD'ye, Han Çakşun'u ise Güney Kore'ye iade edebilirler belki. Güney Koreli savcılar Won'un hukuk bürosuna transferin ortaya çıkmasının kendisine karşı devam eden dolandırıcılık davasına katkıda bulunacağını umuyor büyük ihtimalle. Terra'nın Mayıs 22'de meydana gelen çöküşünün üzerinden neredeyse bir yıl geçti ve birçok kripto para yatırımcı servetini kaybetti. Birçok yatırımcının başına gelen kötü olaylarla beraber uzman isimler Won'un gelecekte ne olacağını yakından takip ediyor. Büyük ihtimalle tabii ki gittiği yerde hapse girecektir arkadaşlar. Bu arada tabii çöküşün üzerine çok zaman geçti. Ki artık Lunge içerisinde az sayıda diyebileceğimiz bir çöküş mağduru kaldı. Var mı aramızda yani çöküş mağduru olanlar var mı? Yorumlar bölümünde bunu dile getirebilir ve ne kadarlık bir sermaye kaybetti bunu da belirtebilir. Peki neler olmuştu? Kripto para piyasası geçtiğimiz yıl 11 Mayıs 2022 tarihinde büyük bir çöküşle karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz yıl Terra'nın stablecoin projesi TerraUSD doları olan sabitini kaybederek sıfırlanmıştı. Bununla beraber birçok yatırımcı servetinin büyük bir kısmını kaybetti maalesef. Çok büyük sıkıntılar oldu.
Bununla beraber platformun yerel coin'i Luna'da 80 dolar seviyelerinden 0 dolarlık seviyeye hızlı çöküş birçok yatırımcının Duvo'nu suçlamasına neden oldu. Bu çöküşle birlikte hatırlayacağınız üzere kripto para piyasasına olan güvende de büyük bir düşüş yaşanmıştı. Kimisi bunu işte şey tarzında konuştu, doğru değildir. İşte artık piyasa bitti, kimse güvenmez tarzında. Fakat doğru değildir. Hatta CZ ve Vitalik Buterin gibi isimler bu olayı kesinlikle uzun vadede olumlu bir durum olarak değerlendirmiş ve aynı dönemde tepki çekmişlerdir. Çünkü düzenleyicilerin bununla birlikte devreye gireceklerini iddia etmişlerdir ki aynen de böyle olmuştur arkadaşlar. Bunu da söylemek lazım. Duvo'nun suçu neredeydi? Duvo'nun suçu aslında Ponzi'lik ve dolandırıcılıktan ziyade art niyetli bir şekilde bu coin'i arkadaşlar ne yaptı? Teminatlandırması gereken yerde başından beri yapay şişirdi. Bu coin'in kırılgan bir yapısı olmasına rağmen aslında şiş bir şekilde yani güçlü bir şekilde durduğunu gösteriyordu. Fakat bu tamamen nedir? Yani inşaat oluşturulurken örneğin böyle kalitesiz mal kullanmak gibi düşün. Sağlam duruyor, öyle gözüküyor ama aslında değil. Çok kırılgan bir yapısı vardı arkadaşlar ve bir noktada bu sistemin çöküşüne tanık olduk diyebilirim. Tabi burada 0 dolardan ziyade yanlış bilinen bir şey 0 dolar diye bir şey hiçbir zaman yoktur. Projenin tamamen kapanması anlamına gelir. Yani 0 dolar diye bir fiyat yoktur arkadaşlar. Tamam. Sıfıra yaklaşabilir bir proje var olduysa fakat asla sıfır olamaz. Birçok yatırımcı ve yetkili Duvo'nun yasa dışı işlerini Luna ile yönettiğini düşünüyor. Özellikle Von'un sahte belgelerle Dubai'ye uçmaya çalışırken Karadağ'daki Podgorica Havaalanı'nda tutuklanmasıyla beraber Budağ'da kesinleşti. Tutuklanmasının ardından hem ABD hem de Güney Kore makamları Von'un iadesini talep etse de mahkeme henüz karar vermiş değil. Şimdi tabii Classy iddia ediyor. İlk başta yanlış olmasın 69 gün sonra Duvon Launch Coin'i 1 dolar yapacak adı altında kendisi haberler duyurmuştu arkadaşlar. Tabii bu özellikle şunu söyleyebilirim. Launch'da 1 doları fiyatlamanın bir anlamı yoktur ki Duvon şu anda Launch konusunda herhangi bir hareket yapamaz. Burada bizim asıl değerlendirmemiz gereken nokta anladığımız kadarıyla ekip artık ABD'den de geçen son yasayla birlikte tamamıyla 1 dolara sabitleme USDC gibi bir fikri bir kenara atıp arkadaşlar bu açıklamadan da anlıyoruz ki coin üzerinde spekülasyon yaratmaya yönelik yani doğrudan Lunge'u bir meme coin gibi kullanmaya ve bu şekilde değerlendirmeye yönelik bir politikayı seçmiş olarak gözükmektedir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.